İsmim Engin. Yaklaşık 11 yıl Çanakkale ile ilgili projelerimiz vardı. Biz onları ülkenin dört bir yanında, yaklaşık 69 il, 700'ü geçkin ilçe, 3000'in üzerinde okullarda sergiledik. Çanakkale'yi anlattık, ecdadımızı anlattık. O ruhu yaşatmaya çalıştık. Çanakkale şehitlerini, evet, Çanakkale savaşlarını. Şehit düşen askerlerimizi, orada dökülen her damla kanda, orada yatan şehitlerimizin kemiklerinin her zerresinde herkesten bir parça olduğunu insanlara aktarmaya çalıştık. Bu şuurla hareket ediyorduk. 15 Temmuz darbe gecesi ben kendim de köprüde bu darbe esnasında, darbe kalkışması. Kalkışmasında oradaydım. Çocuklarımla, 4 çocuğumla, en ufağı 1,5 yaşında. Çocuklarımla beraber kaldık. Sabah 6.30-7'ye kadar orada oradan çıkamadık. Ve evimize 7'de geldik. Günlerce meydanlarda kaldık. Bundan çok etkilendim. Çünkü neden? Ben Çanakkale'yi anlatan bir insanım. Askerimizi, şanlı ordumuzu anlatan bir insanım. O yüzden Çanakkale ruhunu yıllardır 24 saat yaşayan bir insansınız. Evet. O yüzden bu olaydan ben çok etkilendim. Televizyonda gördüklerim, o üniformada, o üniformayı giyen askerlerin yüzlerini göremiyordum. Sadece üniformayı görüyordum. Asker kıyafetli. Evet. Teröristler, hainler diyelim. Aynen o şekilde. Asker kıyafeti giymiş, hain, evet, teröristleri bahsediyoruz. Evet. Aynen o şekilde ve ben bundan çok etkilendim. Benim de bir şey yapmam gerekiyordu. Ben o gece binlerce kez şehit olmak isterdim. Şu an ne yapıyoruz? Bu olay, yaşadığınız bu olayların etkisine kaldınız ve şu an biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Şimdi bu otobüsten bahsedelim. Ağustos ayında ben bir proje kafamda canlandırdım. Bunu bir hayata geçirmek istedim. 15 Temmuz gecesi, darbe gecesi. Darbe kalkışma gecesi. Evet, kalkışma gecesi. İkinci bir Çanakkale Savaşı yaşandı. Evet. Ve bir mücadele verildi, kurtuluş mücadelesi. Eğer şunu düşündüm, eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı kim bilir neler gelecekti ülkenin başına. O yüzden bunu unutmamaları gerekiyor. Nesilden nesile aktarmak, evet, için. O yüzden kalıcı bir eser bırakmak açısından böyle bir projeye. Projeniz nedir? Açıklar mısınız? Projemiz o gece yaşanmış olayları, öne çıkan kahramanlıkları insanlarımıza aktarmak. Ve nasıl aktaracağız? Nasıl aktaracağız? 6,5 aydır yaklaşık geceli gündüzlü çalışıyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz. O gece yaşanan olayları birebir, o sahneleri diorama halinde, 7000'de bir küçültülmüş haliyle aktarmaya çalışıyoruz. Yani burada müzenin içerisinde gezici bir araç olacak, otobüs, portatif açılacak, donanımı mükemmel bir şekilde arkadaşlarımız hazırladılar. Bizim hazırlamış olduğumuz proje, donanım projesi doğrultusunda istediklerimizin aynısını ve kat ve kat üstüne koyarak, kendilerinden de bir şeyler katarak çok güzel bir araç hazırladılar ve bu aracı takriben zannedersem bir 20-25 gün, yani 15 var. Şubat gibi diyelim, evet, biz bitmiş, evet, haline. Bitmiş hali olacak. Onlar da kendilerinden bir şeyler katarak çok güzel bir şeyler hazırladılar. Ve biz buranın içerisinde dolaplarımızı yerleştireceğiz. Dolapların içerisine dioramalar yerleşecek. Işıklandırmalarını, çünkü bu olaylar gece yaşandı. Araçların farları, işte ambulansların silen şeyleri, lambaları, ışıklandırmaları, sesleri, itfaiyelerin, polis araçlarının, tankların, hepsinin, sivil araçların hepsinin ışıklandırması yapılacak. Bunlar elektronik destekli olacak, devreleriyle falan. Yani ciddi emek var burada. Evet. Çok ciddi emek var ve gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yani inanın, hani 6 aylık bir çalışma aşağı yukarı. O da gece gündüz çalışmayla. 6 ay geçiyor. Yaklaşık geçiyor. Yani bunun çıkma zamanıyla 7-7,5 ayı bulacak yani. Evet. Yani öyle söyleyeyim. İnşallah emeğimiz karşılık bulur. Bize, ben tahmin ediyorum, destek verecek olan çoktur. Çünkü o, bu milli şuuru, o ruhu
bu ülke taşıyor. O yüzden ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu projeye sahip çıksınlar. Bu proje milli iradeye dik duruştur. Ve ben eminim bunun içerisini gezerken hüngür hüngür ağlayacaklar. Evet, bundan yaklaşık 6 ay evvel, Ağustos ayında Engin Bey'le biz bir telefon konuşması yaptık aramızda. Bana projesinden bahsettiğinde ben projenin gerçekten fevkaladenin fevkinde olduğunu söyleyerek kendisine bu projenin bir an evvel hayata geçirmesini söyledim. Hatta bu projeyi beraber de yapalım dedi. Biz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 7 tane Kürşat diyorum ben, 7 tane emekli, narkotik polisten emekli polis kardeşimiz, dostumuzla, abilerimizle beraber Narkotik Emekli Polisleri Derneği'ni, Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'ni kurduk ve kısa adı NEPUNDER'dir. Evet Engin, Allah nasip ederse NEPUNDER'le beraber bundan sonra yola çıkacağız. İnşallah. Bu otobüsümüzü Türkiye'de, belki de Avrupa'da inşallah bir otobüsle yola başladık. Bunun sayılarını artıracağız. İnşallah. Türkiye'nin her köşesine ulaşacağız. NEPUNDER'le bu projeyi beraber yapacağız. Hayırlısı. Doğru mu? İnşallah. İnşallah. Amacımız o, temelimiz o. İnşallah güzel şeylerle karşılaşırız. Ben umutluyum. Evet, dediğimiz gibi tarihimizde pek çok olaylar yaşanmıştır. Ama gün gelince nesilden nesile bazı olaylar unutulmaktadır. Biz de NEPUNDER derneği olarak narkotik de... Söyle abi. Yok yok, tamam. NEPUM'u aç dedin de onun için. Açacağım. Evet, biz de NEPUNDER derneği olarak narkotik emekli polisler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği olarak bu projenin nesilden nesile devam edebilmesi için biz de bunu projemize dahil ettik ve bunu projelendirdik. Bir STK, yani sivil toplum kuruluşu olarak bu projelendirmemizi devletin ilgili kurumlarına sunum alacağız. Gerekli yerlerden izinleri, yazışmaları yaptıktan sonra, izinleri aldıktan sonra Engin Bey ve firması tarafından bu otobüs projemiz kapsamında Türkiye'yi il il, köy köy, kasaba kasaba, ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu, belediyeler, valilikler, aklınıza gelebilecek her türlü platformda 15 Temmuz gecesi milli iradeye yapılan asker kıyafeti giymiş hain FETÖ'cü teröristler tarafından yapılan darbe kalkışmasını unutmamak ve ileri izlere taşımak için birinci otobüsümüzle yola çıktık. İnşallah derneğimizin mevcut imkanları doğrultusunda bu otobüs sayılarını artırarak ve ayrıca de yine ikinci projemiz olan biz Narkotik Emekli Polisler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği unvanımızda da olduğu gibi narkotikle ilgili, uyuşturucuyla ilgili bir takım projeler de hazırlayarak yine aynı şekilde hazırladığımız projelerde bu örneğini görmüş olduğumuz otobüs gibi uyuşturucuyla mücadele gezici müzesi hazırlayarak bunu Türkiye'yi şehir gezdireceğiz. Türkiye'de bir ilk olan narkotik derneği şu an kurmuş bulunuyoruz. Biliyorsunuz uyuşturucu sırf Türkiye'nin sorunu değildir. Uyuşturucu bugün ana vatanı Afganistan dersek, Afganistan'dan başlayıp bütün Orta Doğu ve Türkiye, Asya, Avrasya'yla kapsayarak Amerika, İngiltere, Almanya ve dünyanın her tarafında bir insanlık dramının işlendiği bir suçtur. Yani ayıptır, günahtır, yazıktır. Gençler zehirleniyor, insanlar ölüyor. Biz de ne yapacağız? Belki bu otobüs bugün Türkiye'de gezecek ama NEPUNDER'in çalışmalarıyla, projelendirmesiyle ulaşacak uyuşturucuyla mücadele gezici otobüsü belki yarın öbür gün gelecek milli gururumuz olarak Türk bir projesi olarak belki Avrupa'ya gezecek, belki dünyanın her noktasını gezecek ve dünyanın her neresinde bir uyuşturucuyla ilgili bir problem varsa, bir mücadele varsa biz NEPUNDER olarak sırf Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde değil, tüm dünyada insanların ve insanlığın olduğu her noktada biz uyuşturucuyla mücadeleyi NEPUNDER olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii ben şu an NEPUNDER'e tek olarak
görsel olarak çıktım. Aslında burada Nepum Derden 3 arkadaşım daha var, 3 kardeşim, 3 abim daha var. Ama şu an pazartesinden sonra yapacağımız bir basın toplantısıyla bu 7 Kürşat kardeşimizi hepsi bir arada görüntü vereceği için şu an sözcüler olarak bir tek Türk Haber'den ben Gökhan Gülmez şu an kamera karşısındayım. Engin Bey'le beraber bu konuyu şey yapıyoruz. Ve biraz sonra da Engin Bey bize bu gezici otobüsün hazırlanan görselleri ve maketlerinin olduğu yere gideceğiz. Nasıl maketlerimiz? Kısaca bir ön bilgi alalım. Maketlerimiz diyorama şeklinde, yani bir böyle kaba taslak bir yapısı değil, ölçeklendirerek. Evet, birebir ölçeklendirerek. Birebir ölçeklendirerek, ölçeklendirmeler 7000'de bir küçültülerek hazırlanıyor. Yani bir tankın boyutu neyse o tanka göre insanların boyutu. Yani bir helikopter neyse, bir araç neyse o araca göre insanların boyutu önemli. Orada bir ağacın boyutu önemli. Bir sokak lambasının boyutu önemli. Yani bu inanılmaz zaman isteyen, emek isteyen bir iş. Ayrıca bunun elektrik donanımı da aynı şekilde. Bunların hazırlanışını beraber göreceğiz. Yani biraz sonra beraber gidelim, yaparız. Evet. Ben buradan yeri gelmişken Rüya Dolu'ndan dolayı Engin Bey, Engin kardeşime, Engin dostuma teşekkür ediyorum. Ben biliyorsunuz haberlerimde, videolarımda işte arama motorlarına girdiğinizde Gökhan Gülmez, Türk Haber, Cesur Haber yazdığında göreceksiniz. Türkiye'yi Edirne'den Hakkari'ye, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geziyorum. Ve çok enteresan bir şey oldu. Eskişehir'e gittim. Engin Bey ve Gezici Müzesi'ni gördüm, karşılaştım. Adapazarı'na gittim. Geçtiğimiz sene bir baktım gene meydanda gördüm. Tokat'a gittim. Yani Türkiye'nin pek çok değişik noktasında karşılaştık. Doğru mu? Doğru. İlk tanışmamızda gene böyle bir tesadüfen karşılaşmada bir röportaj oldu ama işte böyle gönüllü çalışmak, böyle ülkemize güzel mesajlar vermek, tarihimizi hatırlatmak, yeni nesile geçmişteki yaşadıklarımız, olumlu olumsuz olayları hatırlatmak çok güzel. Ben burada tebrik ediyorum sizi. Duyarlılığınızdan dolayı ve başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. İnşallah Nepum Derneği çok güzel projelere inşallah imza atacağız. Mutluyum hep birlikte. Tamam. Abi senin de kamera. Başla. Evet, tekrardan merhabalar. Biraz evvel 15 Temmuz gecesi Türkiye'de milli iradeye karşı yapılan asker kıyafeti giymiş hain Fethullahçı terörist örgütlerinin yapmış olduğu darbe kalkışmasını yaşadık. Orada vatandaşlarımız şehit oldu, gazi oldu ve çok acı olaylar yaşadık. Tabii şimdi biz de o geceyi toplumumuzda İstanbul, Ankara, İzmir, değil mi? Türkiye'nin her tarafındaki insanların görsel olarak görmesi, yaşaması için biz de ne yaptık? Nepum Der olarak 15 Temmuz gezici otobüsünü düzenledik. Burada da şu an 15 Temmuz'da yaşanan olayların maketini görüyoruz. Usta, önce seni tanıyalım. Ben Haydar Rona. Haydar Bey, bu maketin nesini siz yapıyorsunuz? Ben bunun elektronik sistemini yapıyorum. Elektronik sistemini yapıyorsunuz. Evet. Bu şu an Ankara'da Aksaray. Ankara'da Cumhurbaşkanımızın yaşamış olduğu Aksaray'da evet. 15 Temmuz akşamı yaşananlar. Burada işte lambalar var, sokak elektrikleri var, evet. Araçlar var, ambulanslar var, itfaiyeler var. Ve vatandaşlarımızın bu olayda tanklara, tüfeklere karşı refleks göstermesi, direnmelerini görüyoruz. Evet. Gene şurada da özel harekatın Ankara Gölbaşı'nda özel harekatın binasının maketi var. Tabi bu maket henüz tam olarak bitmedi. Şu gördüğümüz alana özel harekatın heykelleri gelecek. Birkaç tane eksiklerimiz var. Ama şöyle kameraman arkadaşımız alırsa görüyoruz sokak direklerinde de şöyle ışıklar yanıyor. Gerçi bizim spotumuz da yanmıyor. Zor, meşakkatli bir iş. Evet ama değer. Değer. Ne kadar sürüyor bu çalışmamız zaman olarak? Ne zaman başlıyoruz? 2 haftamızı almıştır. Yani bu şu gördüğümüz maketin elektrik tesisatının hazırlanması 2 haftamızı aldı. Hayır, benim için değil ama yani 2 haftayı buluyor yani bütün işlemlerin hepsi yani hemen yapmamızın bu kadar oluyor. Daha eksiğimiz çok var. Sarayın içindeki elektrikler var, caminin elektrik sistemlerimiz var. Yanan arabalarımızın nasıl yanlarını göstermemiz lazım. Bunun araçların selektörleri ya da itfaiyeleri.
bu araçların hepsini ışıklandırmaları, tepe lambaları vesaire. O akşamki araçlar nasıl bir görüntüdeyse bu araçlar da böyle olacak. Evet. Engin Bey'i de buraya alalım. Evet, bu işlerimizin düşünürüsü, fikir babası, projenin sahibi Nepunder'le beraber, yani bizim narkotik emekli polisler, uyuşturucuyla mücadele derneğinin proje ortağı, beraber çalışıyoruz. Engin'ciğim, şu an maketin geldik. Maketi sen anlatır mısın? Şimdi aşağı yukarı 6 ay önce biz bu tasarladık bir projeyi. Neler canlandırılması gerekiyor? O gece yaşanan, o darbe kalkışması gecesi yaşanılan, öne çıkan kahramanlıkları biz nasıl sergileyebiliriz, nasıl anlatabiliriz, insanlarımıza nasıl aktarabiliriz, nasıl unutulmamasını sağlayabiliriz düşüncesiyle yola çıkarak öne çıkan, nerelerde olaylar gerçekleşmiş, bunları yansıtmaya çalıştık sahne sahne. Ve bunu ne şekilde yansıtabiliriz? İşte burada gördüğünüz Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Onun önünde bombalama anı ve araçların geldiği şekil bombalandıktan sonra. Yanında hemen Millet Camisi. Aynı şekilde bir bombanın da oraya düştüğü an. Yine diğer makette de Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığımızın bulunduğu diorama ve onun da birebir geldiği hal. O gece oraya düzenlenen saldırının gerçekleştiği an, o sahne. Tabii bu henüz tamamen tamamlanmış değil. Burada çatışma anı gerçekleşecek. Bunu elektronik helikopterlerin çatışma görüntüleriyle, o ışıklandırmasıyla desteklenecek bunlar. Ben inanıyorum çok güzel bir şey çıkacak buradan. Yani insanlar bu müzeyi gezdiği zaman çok şeyler çıkartacaklar. Kendilerine pay çıkartacaklar. Ülkemize sahip çıkılmanın ne demek olduğunu tamamen burada biz anlatmaya çalışıyoruz bunu. İnşallah şu yapılan, verilen emek karşılığını kesinlikle bulacağını düşünüyorum. İnsanlarımız buna sahip çıkacak. Buradan teşekkür ediyorum. Evet, biz de Türk Haber Televizyon Kanalı olarak, Cesur Haber olarak geldik. 15 Temmuz şehitleri Gezici Müzesi'nin şu an çalışmalarını gördük. Gerçekten çok güzel bir çalışma var. Hızlı bir çalışma var. Ama çok emek istiyor, dediğimiz gibi şuraya da birebir ölçeklendirilmiş işte araçlar, binalar, görseller birebir canlandırıyor. Tabii bu tam bitmemiş ve 15 Şubat'a kadar projeyi bitirmeyi düşünüyoruz ve gerekli yasal izinleri de Nepunder Derneği olarak, Narkotik Emekli Polisler Uyuşturucuyla Mücadele Derneği olarak gerekli yasal izinleri prosedürde yerleştirdikten sonra, aldıktan sonra 15 Şubat'tan sonra o gezici müze otobüsümüz il il, şehir şehir, köy köy, meydan meydan gezecek Türkiye'yi ve o akşam nerelerde neler yaşanmış, o akşamı televizyondan takip eden ama o akşam bu olayı bizzat göremeyen, yaşamayan vatandaşlar bu maketler ve elektronik ortamda yapacağımız sunumlar neticesinde 15 Temmuz darbe kalkışmasını asker kıyafeti giymiş hain, şerefsiz FETÖ örgütü mensuplarının milli iradeye karşı darbe kalkışmasını, işte canlandırmasını hep beraber halkımızın izlemesini, görmesini ve hizmetine sunacağız. Türk Haber Televizyonu Gökhan Gülmez, buyurun, bir lafınız daha var galiba. Burada gördüğünüz, sadece projenin %20'si, yani takriben 27-28 sahne var. Bu eşdeğerde orada o gece yaşanılan, örnek veriyorum, Boğaz Köprüsü'nde neler yaşanmış, havalimanında neler yaşanmış, Ankara'da neler yaşanmış, o tanklar nasıl araçlara zarar vermişler, nasıl insanlara ateş etmiş o helikopterler, onların birebir görüntüleri, diyoramaları olacak. Ve orada öne çıkan kahramanlarımız var. Tankların önüne şehitlerimiz var. Yatıp tankları durdurmaya çalışan insanlarımızın diyoramaları olacak. Bir kamyonu
bir kadının insanları doldurarak o mücadele alanına götürmeye çalışışı ve onu canlandırılacak, o diorama olacak. Onun dışında Ankara Emniyet Genel Müdürlüğümüzün patlama sahnesi orada, özel harekatımız burada. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü sahnesi ayrı. Ondan sonra meclisin bombalanma sahnesi ayrı. Helikopterlerle kaçışlarının olduğu sahne. Vodafone Arena'ya, Beşiktaş'ın sahasına inişi, o görüntü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki o çatışma sahnesi, o görüntüler. İnsanların havuzun başında nasıl abdest alışları, çünkü ne olacaklarını bilmiyorlar. 5 dakika sonra, 3 dakika sonra şehit olabilme ihtimallerini göz önünde bulundurarak orada abdest alışları, o sahneler, o görüntüler olacak. Bunları yaparken mümkün mertebe hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyoruz. En basit örneği Akıncı Üssü. Orada jetlerin kalkamayışı, o pistin bombalanmış hali, yanındaki, etrafındaki tarlaların ateşe verilmiş hali, Nizamiye kapısındaki çıkan çatışma ve orada düşen şehitlerimiz, bu kazanda Akıncı Üssü'nde olan, gerçekleşen bir olay. Biz onları da görüntülü bir şekilde diorama şekline getirip sahne bunları canlandıracağız. Onun dışında birçok daha anlatamadığım, aklıma gelmeyen, fakat bunlar hepsi projenin içerisinde yazılı olan, hayata geçireceğimiz şeyler var. Bunları mümkün mertebe 15 Şubat gününe kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Önümüzde takriben bir aylık bir süreç var ve biz elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek biz bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Evet, şu an dediğimiz gibi 15 Temmuz şehitlerini Gezici Müzesi'nin sanayide yapılan çalışmalarını görüyoruz. Burada yapılan hidrolikli kapı sistemi şu an usta tarafından testi yapılmakta. Evet, oradaki iki tane kolla şu an platformun altı yavaş yavaş otobüsün yan cephesine doğru, şuradan açıdan göstereyim, kapanmakta. Usta, bu proje tamamen senin projen mi? Evet, kendi projem. Dizaynını, projesini sen yaptın. Kumanda şu kollardan oluyor herhalde. Bu kendime doğru çektiğim zaman alt taban platformu içeri doğru katlanıyor. Şimdi şunu çekiyoruz şu anda. Şu anda kapanıyor hepsi. Orayı göstereyim. Evet, şu an mekanizmayla kapattı. Şimdi diğer kolu hareket ettirdi. Bu sefer de otobüsün üst taban kısmı şu an kapanıyor. Tabii 15 Şubat'a kadar bu projenin biteceğinden planlaması yapılmış. Bu gördüğümüz kaporta ve dizayn çalışmaları bittikten sonra bu otobüsün iç tarafına maketler, görseller gelecek. Ve şu an bu gördüğümüz olduğumuz zeminlere de otobüsün dış giydirmeleri yapılarak animasyon gösterileri olacak. Aynı şekilde yine otobüsün şu an kameraya giren karşı açıda bulunan yere de bilgisayar sistemlerine bağlı görseller, oradan yayınlar yapılacak ve sesli ve görsel yayınlar orada yapılacak ve biraz evvel kapanılan şu an sistemin yeniden açılışı test ediliyor ve sistem gayet güzel çalışıyor. Evet. Tebrik ederiz. Elinize sağlık. Kaç kişi taşır? 150 kişi taşır. 150 kişi diyorsunuz, problem siz. Problem siz taşır. Şu anda zaten şu sistem şu anda zaten ilk
şu anda. Şu anda açılmış halinde. Evet. Şu anda platformu hiç kimse bir kuvvetten yapılmadan şekilde şu anda manuel olarak hepsi şu anda çalışıyor. Evet, gerçekten sistemi, projeyi hazırlayan ustalar güzel olmuş. Tamamen yerli ve milli malzeme kullandık. Evet. Evet, tamamen yerli ve milli malzeme kullanılarak dediğimiz gibi otobüsün gezici müzenin diyeyim, otobüs düzelteyim. Gezici müze otobüsün gittiği okullarda, üniversitelerde, ilkokullarda, liselerde, kent meydanlarında, şehir meydanlarında, ilçe meydanlarında, köy meydanlarında aynı şekilde kumanda ile direkt içerideki kollar vasıtasıyla böyle kurulumu basit bir şekilde gerçekleştirilir. Şu anda araç otobüsü dahi kaldırabilir şu anda köyde. Şu anda otobüsü kaldırıyor. Evet, bu kadar güçlü. Evet. Evet, gerçekten usta bir görsel yaptı. Şöyle lastikleri göstereyim. Oradan indir kaldır koluyla gerçekten otobüsü dahi kaldırıyor. İşte bizim Türk ustalarımızın, Türk sanatkarlarımızın bu işte verdiği başarıdır. Gerçekten ustalar gerçekten çok iyi. Kaldırıyor.